Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Trump'ın C1 vizelerinin girişlerinin Mart'ın sonuna ertelemesi, Work and Travel'a bu yaz gelecekleri, erteler mi ya da konsolosluğun açılmama ihtimali var mı diye bugün canlı yayında bir takipçimizin sorduğu soru var. Şimdi bu önemli bir konu. Biliyorsunuz geçen günlerde Başkan Trump'ın geçen yıl Nisan ayında getirdiği yasak ve daha sonra da Haziran ayında çalışma vizelerini, belli çalışma vizelerini de eklediği yasak yıl sonuna kadar geçerliydi. Tabii yılbaşından bir gün önce Başkan Trump yönetimi bu yasağı Mart'ın 31'ine kadar devam ettirdi. Dolayısıyla bu yasak Work and Travel vizesini alacak vatçı genç arkadaşları etkileyen bir gelişme. Dolayısıyla bunun da anlamı Mart sonuna kadar Amerikan konsolosluklarından C1 vizelerini alamayacaklar. Tabii şunu bilmekte fayda var. Bu seneki yapılacak yani 2021'deki Work and Travel programlarına çok fazla etkileyemeyebilir. Çünkü bu yasak şu an geçen yıldan beri devam ediyordu ve şimdi Mart'ın sonuna kadar devam edecek. Dolayısıyla Work and Travel alacak arkadaşlar Mart 31'den sonraki aylarda yaz öncesi hala Work and Travel vizelerini alabilirler. Tabi bu arada yeni Başkan Biden'ın yönetime gelmesi bu ay 20'de geldikten sonra bu kararı eğer en kısa zamanda iptal ederse o zaman tabi Nisan'ı beklemeden genç arkadaşlar bu tip Work and Travel vizeli başvurularını yapabilecekler. Tabi bu noktada şuna da dikkat etmek lazım. Amerikan konsoloslukları pandemiden dolayı yavaş işliyor, kapalı durumdalar. Dolayısıyla bunu da tabii ki olumsuz etkisi olabilir. Ama şu aşamada Biden yönetiminin göreve gelmesini bekleyip Trump yönetiminin uzatma kararını iptal etmesini görmemiz lazım. Bu iptal edildikten sonra Work and Travel başvurusu yapacak arkadaşların şansının daha fazla olacağını söyleyebiliriz.